Entektomi, inflamatuar hastalıklar için yapmaya başladık. Ancak yapıyorduk. Ancak segmentektomi çok çok az tümörlü hastada tercih edilen bir işlem idi. 2000'lerde de yine lobektomi çok gündemdeydi. Lobektomi yapıyorduk tümör hastalarına ve yavaş yavaş da tüberküloz cerrahisi azalmaya başlamıştı. Bronşektazi de azalmaya başlamıştı. Aspergilloma da daha az görmeye başlamıştık. Ta ki Japonya'dan çalışmalar gelinceye kadar. Japonlar özellikle tarama programını uzun yıllardan beri devam ettirdikleri için çok küçük tümörlere, özellikle buzlu cam densitesi hastalara, densitesi olan hastalara, 1 santimden 2 santimden hatta küçük tümörü olan hastalara segmentektomi geliyorlardı. Ancak bu konu oldukça tartışmalıydı. Sonra birçok çalışma segmentektominin küçük tümörlerde hemen hemen eşit olduğunu göstermeye başladı. Korsan bir duyuru sunum yapmaya çalışmıyorum bu arada. Ve randomize çalışmaların gerektiği ortaya çıktı bu durumda. Ve ondan sonra da segmentektomi giderek daha fazla konuşulan bir konu haline geldi. Türkiye'de de aslında buzlu cam densitesi olan hastaları görmeye 2010'lu yıllardan sonra başlamıştık, ancak bu Covid döneminde zannediyorum bu oran daha da arttı. Daha erken vakaları yakalamaya başladık ve segmentektomiyi daha çok konuşmaya başladık. Özellikle minimal invazif segmentektomi de gündeme geldiğinde, segmentektomi bence deyim yerinde ise kendi konusunu, kendi mecranı buldu. Çünkü minimal invazif olarak yapılan bir segmentektomi gerçekten hastaya bilobektomiden çok çok daha az zarar veriyor değilse ise çok daha hızlı taburculuklar, daha hızlı normal hayata dönüşler ve daha da önemlisi solunum etkilenmeden aslında bu solunumu da çok daha az etkilenerek yapılabilecek bir cerrahi mümkün kılıyor. Daha fazla konuyu ve korsan gibi gözüken sunumu uzatmadan bu konuda bugün yapılacak konuşmacıları tanıtmak istiyorum. Bugün benim eş başkanım Sayın Doçent Doktor Cenk Balta. Cenk'le beraber bu minimal invazif segmentektomiler bilimsel toplantısını sunacağız. Programda ufak bir değişiklik yapalım istedik. Öncelikle segmentektominin bu son bahsettiğim önlenemez yükselişi diye adlandırabileceğimiz durumunu özellikle anlatmak için Selçuk Gürz arkadaşımızın ilk olarak konuyu anlatmasını düşündük. Arkasından Celalettin Hoca, Profesör Doktor Celalettin Kocatürk seminerine sunacak ve bize özellikle pratik açıdan çok değerli videolar paylaşacak. Pratik açıdan çok değerli bilgilerini paylaşacak. Sonra da Doçent Doktor Mustafa Vedat Doğru bize Yedikule deneyiminden bahsedecek. Evet, öncelikle ilk konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Bu arada soruları bu aşağıda da gördüğünüz soru bölümünden yazabilirsiniz. Bütün soruları en son tartışmayı düşündük. Çünkü üçü de birbiriyle ilişkili olduğu için konuşmacıların ve konuşmaların en sonunda bir tartışma bölümümüz olacak. Evet, buyurun. Değerli hocalarım, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle sunumumu başlatayım izninizle. Minimal invaziv segmentektomiler konusunda bana bu akşam konuşma şansı sağlayan Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Cerrahi Çalışma Grubu başkanımıza ve diğer moderatörümüz iyi akşamlar diliyorum. Şimdi ben çok özür dilerim. Çıkar çatışmam olmadığını beyan etmek istiyorum öncelikle. Sunum planımında indikasyonlarından bahsedeceğim kısaca segmentektominin. Günümüzde popüler hale getiren çalışmaları anlatmak istiyorum ve segmentektomi yöntemlerinden kısaca bahsederek
preoperatif planlama teknik detaylarından bahsedip son olarak da kendi kliniğimizde nasıl bir yaklaşım sergilediğimizi göstermek istiyorum. Özellikle malign hastalıklar kısmında yüksek riskli komorbid faktörleri olan ileri yaş ve düşük kardiyopulmoner fonksiyonu olan hastalarda lobektomi uygulanamadığında segmentektomiyi tercih ediyorduk. Bu rutin olarak hepimizin yöntemiydi ve ayrıca metastatik akciğer hastalıklarında da tanısal ve küratif olarak uygulayabiliyorduk. Bunun haricinde de malign olmayan hastalıklarda yine tercih edilebiliyordu segmentektomi. Ama güncel olarak akciğer kanserinde lezyonun çapının 2 santim altında olduğu durumlarda GGO'larda özellikle solid komponentin %50'nin üzerinde olduğu durumlarda segmentektominin kıymetli bir yöntem olduğunu bize günümüz çalışmaları göstermiş oluyor. Az önce Akif hocamın da bahsettiği 95 yılında yayınlanan çalışmada özellikle lobektominin lenf nodü diseksiyonu ile beraber yani T1 tümörlerde yani tercih edilmesi gereken cerrahi olduğunu paylaşmışlardı. Ancak bugün o çalışmadan farklı olarak neler değişti? Görüntüleme teknolojimiz çok ilerledi bir defa. Bunun haricinde GGO'ların artık radyolojik olarak invaziv ve non-invaziv olarak sınıflandırılması mümkün hale geldi. Bunun yanında minimal invaziv cerrahinin gelişimi de tabii bu cerrahiyi önemli kılmakta. Subsolip lezyonlarda cerrahinin lobektomi mi ya da sublobar rezeksiyon mu ya da sublobar rezeksiyonun segmentektomi mi yoksa veç rezeksiyon şeklinde yapılması mı tartışmaları devam ederken 2020 yılında Löwen'den bir meta analiz yayınlandı. Bu 28 çalışmanın dahil edildiği stage 1 non-small hastalarda yapılan çalışmada yani bunun değerlendirmesinde özellikle lobektominin yine segmentektomiye üstün olduğu görüldü. Ancak stage 1A dediğimiz 2 santimin altında lezyonlarda özellikle kanser spesifik sağ kalımın segmentektomi ile lobektominin hemen hemen benzer özellikte olduğu görüldü. Teknik olarak baktığımız zaman tabii segmentektomi ve veç rezeksiyon kararını vermek konusunda özellikle Japon klinik onkoloji grubunun yaptığı değerlendirmede lenfatik drenajın önemli bir kriter olduğunu belirttiler. Vasküler ve bronşiyel sistem etrafında ilerleyen santrale doğru lenfatik drenajın tümör yayılımında önemli bir nokta olduğunu vurgulayarak hangi hastalarda segmentektomi hangi hastalarda veç rezeksiyon yapılması gerektiği ile ilgili çalışmalar başlattılar ve non-invaziv tümörlerde lenfatik yayılımın daha az görülmesi nedeniyle geniş veç rezeksiyon uygulanabileceği sorusu düşüncesi hakim oldu. Ancak cerrahiden önce hangisinin non-invaziv olduğunu belirlemek gerçekten güçtü. Radyolojik olarak çevre dokuyla olan ilişkisi değerlendirilerek ya da solid patern değerlendirilerek non-invaziv ve invaziv ayrımı yapılmaya başlandı. Özellikle solid paternin %50'nin üzerinde olduğu koşullarda invaziv patern çok daha baskın olacağı için yaptıkları çalışmada lobektomi ve segmentektomiyi karşılaştırmayı tercih ettiler. Bu en popüler çalışmalardan biri. J-COG çalışması 0802 lobektomi ve segmentektomiyi karşılaştırıyordu. Bir diğer çalışmada non-invaziv olan görüntüdeki hastalarda geniş veç rezeksiyonda. Ancak bugün özellikle üzerinde duracağımız konu tabii ki Nisan ayında Lancet'te yayınlanan J-COG 0802 çalışmasıydı. Randomize kontrollü bir çalışmaydı. Ve bu çalışmada kriterler klinik olarak stage 1A olarak tespit edilen periferik nodüllerin yüksek şüpheli olan periferik nodüllerin 2 santimden küçükse ve semisolid özelliğe sahipse iki kolda cerrahisi planlandı. Lobektomi kolu ve segmentektomi kolu hemen hemen benzer sayıda hastalar değerlendirildi ve genel sağ kalıma bakılması düşünüldü. Baktığımız zaman segmentektomi olarak yapılan segmentektomilerin çok yani hemen hemen benzer nitelikte olduğunu görüyoruz. Hem basit segmentektomi hem de kompleks segmentektomi açısından. Burada hastaların her iki kol içinde %50'si
solid paterni baskın olarak görülüyor. Yani tamamen solid lezyonları yapılmış %50'si ve benim çok dikkatimi çeken diğer bir nokta da adenokarsinom oranının çok yüksek olması. Yani %90 oranında adenokarsinom tanısına ulaşmışlar. Rekürans paternine baktığımız zaman segmentektomi kolunda rekürensin daha fazla olduğu, %10 oranında rekürens olduğu görülüyor. Bir diğer değerlendirmeye alınan postoperatif solunum fonksiyonlarında yine tabii ki segmentektominin daha iyi bir sonuç verdiği tespit edilmiş. Genel sağ kalıma baktığımız zaman da lobektomi ile segmentektomi arasında fark görülmemiş. Ve bunu da özellikle cerrahi teknik olarak belirledikleri en önemli noktalar nodülün segment sınırlarına olan yakınlığı. Burada özellikle nodül boyutu kadar en az segment sınırına uzaklık olması gerektiği önerilmiş. Ve santral bölgede yerleşen nodüllerde segmentektominin çok doğru bir tercih olmayacağı belirtiliyor. Bunun yanında visceral pleural tutulumun da yine segmentektomi için uygun bir cerrahi teknik olmayacağı belirtiliyor. Hangi hastalar değerlendiriliyor? Az önce söylediğimiz gibi periferik bölgede yerleşmiş, özellikle 1 bölü 3 perifer kısımda yerleşmiş nodüller için bu çalışma yapılmış. Bir diğer çalışma Amerika'da yürütülen çalışmaydı. En son Akif hocamın da bahsettiği gibi ISLC sunuldu. Burada da yine lobektomi ve segmentektomi wedge rezeksiyon yani sublobar rezeksiyon kolu vardı bu çalışmada ve sublobar rezeksiyon kısmında da wedge rezeksiyon %60 oranında uygulanmıştı. Buna rağmen sublobar rezeksiyonun genel sağ kalımda, hastalıksız sağlımda rezeksiyonla benzerlikte olduğu görüldü. Pulmoner fonksiyonları yine sublobar rezeksiyonların tabii daha iyi olduğu da tespit edildi. Yani bu çalışmada bize periferik yerleşimli 2 santimden küçük lezyonlarda sublobar rezeksiyonun sağ kalım sonuçlarının lobektomiden çok farklı olmadığını ortaya koyuyordu. Lenf nodu metastazı olmayan küçük lezyonlarda da segmentektomi önerilebiliyordu. Minimal invaziv segmentektominin avantaj ve dezavantajlarına baktığımız zaman özellikle tabii minimal invazivde vizüalizasyon çok iyi oluyor. En önemli özelliği o. Bunun haricinde yani beraber girilen cerrahla fikir alışverişi yapmak açısından da minimal invaziv segmentektominin daha avantajlı olduğu belirtiliyor. Dezavantajlar kısmında özellikle vaka süresinin daha uzun sürdüğü ile ilgili bir bilgi var ama bununla ilgili yapılmış başka çalışmalarda fark olmadığı da gösterilmiş. Preoperatif planlama konusunda detaylı segment anatomisi değerlendirilmeli. Multi-slice BT dediğimiz 1 milimetrelik aralıklarla çekilmiş tomografi kesinlikle öneriliyor. İntersegmental planların değerlendirilmesi önemli. Bunun için de 3D volume rendering yapılabiliyor. Burada bir video göstermek istiyorum size. Özellikle periferik yerleşmiş bir 2 santimlik nodülün üst lobda yerleşiyor. Hangi vasküler yapılarla ilişkisi olduğu, hangi segmentte yer aldığı ile ilgili bu volüm çalışması, segmentasyonun yapılması ve bu nodülün hangi segmentte olduğunun yanı sıra segment planlarına yakınlığını değerlendirmek açısından da avantajlı olduğu özellikle belirtiliyor. Teknik detaylara baktığımızda yapılacak minimal invaziv cerrahide port sayısı tamamen cerrah tercihi oluyor. Yani tek port, uniport olarak da yapılabiliyor. Bir port ya da multiport şekilde de uygulanabiliyor bu yöntem. Öneriler üst lob segmentektomilerde vasküler yapıların öncelikle diseke edilip rezeke edildikten sonra bronşun rezeke edilmesi ve segment planlarının sonrasında rezeke edilmesi şeklinde. Alt lob segmentektomilerde ise segment arterleri rezeke edildikten sonra hemen altında bronşun, ilgili bronşun rezeke edilmesi. Sonrasında segmental plan ven sıralaması ya da ven segmental plan sıralaması yapılabileceği özellikle belirtilmişti. Segment sınırlarının belirlenmesi konusunda jet ventilasyon tercihlerden biri.
Yine intersegmental venler, özellikle Okada'nın segmentektomi ile ilgili kitabında intersegmental venlerin sınırları belirleme konusunda çok değerli olduğu belirtiliyor. Bunun yanında ICG kullanımı, indosiyenin green yöntemiyle kızılötesi ışıkla bakarak segment sınırları da belirlenebiliyor. Biz rutin olarak tabii yani muhtemelen havalandırıp uygun havalanan bölge dışında kalan segment planlarının rezeke edilmesi şeklinde yapmayı tercih ediyoruz. Minimal invazif segmentektomide özellikle yöntemlere baktığımızda basit segmentektomiler ve kompleks segmentektomiler karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta segment 1'in, sol tarafta segment 1-2 veya segment 1-2-3'ün, yine her iki taraflı segment 6'nın ve toplam bazal segmentlerin beraber çıkartılması basit segmentektomi olarak değerlendirilirken, bunun dışında kalan segmentektomiler kompleks olarak değerlendiriliyor. Ve kombine segmentektomiler var. Sublobar rezeksiyon yani subsegmentlerle beraber yapılan segmentektomiler de yine kompleks segmentektomiye dahil ediliyor. Peki bir kontraindikasyon var mı? Şiddetli amfizem durumu göreceli bir kontraindikasyon. İntersel bir pnömonisi varsa zaten hastanın hani genel anlamda cerrahi ile ilgili soru işaretlerimiz oluyor. Reoperasyon veya enfeksiyona bağlı aşırı plevral adezyonlar da yine bir kontraindikasyon görünüyor ama o da bir relatif kontraindikasyon olarak düşünülebiliyor. İntersegmental venlerin belirsizliği ve bronkovasküler anatomik varyasyonlar bu tamamen yani hani günümüz için çok mümkün değil çünkü tomografiler gerçekten çok değerli bu konuda. Biz ne yapıyoruz? Ekim 2020 ile Eylül 2022 arasında 26 hastaya minimal invazif segmentektomi yapmışız. Bunların 17'si uniportal. Hastaların %53'ünde primer akciğer kanserini tespit etmişiz. Bunun haricinde sekonder akciğer manitesi nedeniyle cerrahi yapılan %23'ü ve yine benign patolojilerle hastaların %23'üne segmentektomi yapmışız. İki hasta da intersegmental planlar için ICG kullanımımız oldu. İlerleyen görüntülerde de onlardan bahsetmek istiyorum. Burada 40 yaş bir kadın hastamız var. Sağ alt lob superior segmentte bir şüpheli bir lezyonu vardı. Bu hastaya iki defa turukat biyopsi yapılmış ama sonuç elde edememiş. Sonrasında bize gelmişti. Biz bu hastaya S6 segmentektomi yaptık. Öncelikle S6'nın arteri diseke edildi ve kesildi. Ardından bronş dönülerek, S6 bronşu, alt lob superior segment bronşu dönülerek buna endostepler yardımıyla rezeksiyon uygulandı. Sonrasında da alt lob superior segment veni dönülerek serbestlenip dönüldü ve rezeke edildi. Bu hastanın postop birinci günündeki akciğer biyopsisi böyleydi. Hemen yaklaşık 10 gün sonrasında çekilen akciğer biyopsisinde de herhangi bir sekel görüntü yoktu. Bu hastanın patolojisinde 14 milimlik bir lezyonla karşılaştık. Lenfovasküler invazyon yoktu ancak visceral pleura invazyonu şeklinde karşımıza geldi. Bu nedenle biz bu hastaya tamamlayıcı sağ alt lobektomi yaptık. Bu şekilde bırakmadık. 35 yaş yine sol üst lob apikal segmentte bir santimlik semisolit bir lezyonumuz vardı. Solit komponenti %25 kadardı. Ve 10 yıl önce testis yağı öyküsü vardı. Bu nedenle biz hastaya apikoposterior segmentektomi yaptık sol tarafta. Yine ilgili arteri rezeke edildi. Ardından apikal segmentin bir dalı da yine tomografiyle tespit edilerek belirlendi ve rezeke edildi.
segment veni yine endostepler yardımıyla kesildi ve son olarak ilgili bronş burada havalandırma yapıldıktan sonra plan çok belirgin olarak ortaya çıktı, özellikle bu hastada. Çok ekstra bir sıkıntı yaşamadık. Sonrasında da intersegmental plandan rezeksiyonu tamamlandı. Bu hastanın da postop birinci günde akciğer grafisi böyleyken postop 10. günde gayet net bir şekilde düzelme sağlandı. Bu hastanın da sonucu adenokarsinoma in situ olarak geldi ve hastayı bu şekilde takip aldık. Bir diğer farklı bir hasta bu da. Tamamen GGO olan bir hastaydı. 60 yaşında erkek hasta, 80 paket yıl sigara öyküsü vardı. Bu hastalığı bizi rezeksiyonla iten en önemli faktör baba ve kardeşte akciğer SA öyküsü olmasıydı. Şöyle sağ üst lob apikal segmentte pür GGO görüntüsü vardı. Hiç bunda solid komponent görünmüyordu. Segmentektomi minimal invaziyle çok rahat olur gözüyle bakarak girdiğimiz bir vakaydı ama inanılmaz bir adezyonla karşılaştık bu hastada. Gerçekten yaklaşık yani 1,5 saatlik bir adezyon ayırmasıyla uğraştıktan sonra ancak asıl rezeksiyon kısmına geçebildik. Burada da yine hastada öncelikle ven üst lobda tercih ediyoruz. Veni, apikal segment venini kesiyoruz. Ardından apikal segment ardını alıyoruz. Bu hastada farklı olarak gerçekten apikal segment bronşu ve anterior segment bronşunu ayırt etmekte çok güçlük yaşadık. Burada endoskop sisteminin ışığını kapatarak fleksibel bronkoskopla uygun bronş değerlendirmesini yaptıktan sonra apikal segment bronşunu dönebildik. Ve Hocam, bronş dönüldükten sonra ben de rezeksiyonu bulundum bunun için bir tamamladık. şey var mı? Evet. Bir şey olmaz. Niye? Bu hastanın da asiner düzenlenen invaziv adenokarsinom olarak geldi. Yaklaşık 15 milimdi boyutu. Ben sadece burada şunu vurgulamak istiyorum. Bu hastalarda biz rezeksiyon yaptıktan sonra mutlaka patolojiye kendimiz götürüyoruz ve mutlaka makroskopisini patolojiyle beraber yapıyoruz. Çünkü bunlar ele gelen palpable lezyonlar olmuyor. Yerin tespit açısından ciddi anlamda kooper olmak gerekiyor. Burada son olarak bizim bir ICG kullanımımızı göstermek istiyorum izninizle. Hastanın vasküler yapıları rezeke edildikten sonra, diseke edilip kesildikten sonra hastaya intravenöz olarak indosiyenin green kiloya 0,1 miligramdan uygulanıyor. En fazla 7,5 miligram uygulayabiliyoruz. Yaklaşık 15-20 saniye sonra kızılötesi ışıkla bakıldığında akciğerde kanlanan bölgenin yeşil, kanlanmayan bölgenin de normal renginde olması sonrası planı belirliyoruz ve bu plandan rezeksiyonunu yapıyoruz. Ne yazık ki bunun endoskopik görüntüsünü gösteremedim çünkü bizim o sırada kullandığımız ICG yani kızılötesi cihaz ne yazık ki eski modeldi ve bu görüntüyü ancak böyle dış çekimden çok daha net görebildim. Ümit ediyorum sizler görebilmişsinizdir. Sonrasında ışığı açarak koterize ettiğimiz yerlerden rezeksiyonunu tamamladık.
Sonuç olarak minimal invaziv segment ektomi tercih edilmesi gereken bir prosedür. Teknik altyapı bu prosedürü destekleyecek şekilde geliştirilmeli. Ve göğüs hastalıkları klinikleriyle özellikle bu nodüller konusunda kooperi bir şekilde gidilirse daha faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Selçuk'a bu güzel paylaşımı için teşekkür ederiz. Bu curly stepler'ları da kıskanmadık değil. O kullandığı curly stepler'ları da kıskanmadık değil. Evet, evet Cenk Hocam. İkinci... ICD'yi de kıskandık tabii ki. İkinci konuşma olarak da Profesör Doktor Celalettin Koca Türk'ü size takdim etmek isterim. Celalettin Hocam sesiniz kapalı şu anda. Bu arada 100 kişi sınırı varmış şeyde herhalde toplantıda. Onu da doldurduk. Bana bir yandan WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Hani sınırdan dolayı giremiyoruz diye. Evet, aslında çok tahmin etmiyorduk ama biraz tahmin ediyorduk. Artık kayıt bir dahaki sefere daha hazırlıklı oluruz. Kayıt ediliyor şu anda. Arkadaşlar artık kayıttan seyredebilirler ya da salonda yer boşalınca gelebilirler. Yer açıldıkça doluyor hocam, evet. Evet. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet hocam. Hepinize merhabalar. Minimal invaziv çalışma grubu başkanına, çalışma grubu üyelerine, moderatörlere ve konuşmacı arkadaşlarıma merhabalar demek istiyorum. Katılımcılara da yararlı olacağını ümit ettiğim bir gün olmasını, akşam olmasını diliyorum. Ben mümkün olduğunca pratik bilgilerde sizlere neler yapıyoruz segment ektomiler konusunda bunları paylaşacağım ve mümkün olunca vaktimiz yettiğince çok video hazırlamak istiyorum ve bu video göstermek istiyorum. Bu videolardan da çok sık kullanmış olduğumuz işte alt lob superior segment ektomi gibi ya da trisegment ektomi gibi olanları değil de mümkün olunca daha diğer yapılması daha az olan segment ektomileri seçmeye çalıştım. Dediğim gibi vaktimiz kaldığı sürece göstereceğim. Şimdi bir tane segmentektomi göstereceğim. Solda üçüncü segmentektomi. Bu hastamız 80 yaşında bir erkek. Daha önceden dil kökü nedeniyle ameliyat olmuş, kanser nedeniyle ve kür olduğu düşünülen bir hasta. Solunum fonksiyonları sınırlı. Solda anterior segmentte bir nodülü var. Sağda da bir nodülü var ama o stabil. Şurada oktan göstermeye çalışıyorum. Şu nodül stabil ama buradaki nodülü tını almış adenokarsinom ve definitif doza radyoterapi uygulanmış SBRT ile. Sonra kontrollerde yine PET-CT'de yüksek tutulum olduğu görülünce artık rest tümör olduğu düşünülmüş ve hastaya cerrahi önerilmiş. Hasta sonra bize bu şekilde başvurdu. Biz ektomileri iki portla yapıyoruz. Bir tane yaklaşık 3 santimetrelik bir utilite kesi, bir de 1 santimetrelik bir kamera ile. Anterior segment ektomi yaparken diğer hocalarımın söyledikleri gibi öncelikle ben planlarını açıyoruz. Anterior segmentin sırasında ilerlerken önce onun venini, hemen arkasından bronşu çıkacak, hemen sol üst arkasından da arteri çıkacak. Bu sırayla rezeksiyon yapacağız. Tabii bunları yaparken de mutlaka Selçuk Hoca'nın söylediği gibi her hastanın mutlaka tomografisini inceliyoruz. Kontrastlı tomografi inceliyoruz ince kesitle. Çünkü biliyorsunuz özellikle sol tarafta daha fazla olmak üzere varyasyonlar çok fazla oluyor. Bunları öncesinde 3 boyutlu olarak anlamaya çalışıyoruz. Mutlaka radyolojiyle beraber bakıyoruz. Selçuk Hoca'nın göstermiş olduğu o 3D görüntülemeyi ne yazık ki yapamıyoruz ama her 3 planda, sagittal, aksiyal ve koronal planda tomografileri çok iyi inceliyoruz. Bu arada anatomiyi de öğrendik. Segmentektomileri yapmaya başladıkça bu kadar çok anatomiye hakim bildik intersegmental planda. Şimdi bronşunu döndük gördüğünüz gibi. Bronşu döndükten sonra şişirdik. Çeşitli metotlar kullanılabilir segment planını inceler yaparken. Burada biz bu hastada bronşu kestikten simbaladıktan sonra kesmeden önce planını anlamak için şişirdik.
ve daha sonra segmenti gördüğünüz gibi buradaki trik noktalardan bir tanesi de stepleri koyduktan sonra bronşun üzerine, tam arterin üzerine parenkimi kendimize doğru çekeceğiz ki orada arter, başka bir arter yer alamayalım diye. Zaten ilk stepleri koyduktan sonra ondan sonrası kolay oluyor. Hemen önünüz açılıyor. Segmentektomi tamamlandı bakın. Segmentektominin sınırı burası. Anterior segmentektomi bitti. Bundan sonra lenf nod diseksiyonu yapacağız. O artık klasik bütün lenf nodlarını 12'lerde dahil olmak üzere tüm segmentektomilerde mutlaka 10 numara, 11 numara, 12 numaraların tamamını diğer lenf nodlarına ilaveten mutlaka yapıyoruz. Şimdi bir, bunun sonucuna bakalım ne çıktı. Burada herhangi bir malite izlenmedi. Ve tam bir cevapla uyumludur diye geldi patoloji. Bu hastayı biz takibe aldık ve 3 ay sonrasında karşı taraftaki nodülün çapında artış olduğunu gördük. Ve onkoloji konseyinde nodül çapında artış olması daha önce adenokarsinom tanısının karşı tarafta olması nedeniyle bu hastaya intraoperatif tanı koyup veç rezeksiyonla gerekiyorsa da segmentektomi yapalım diye düşündük ve bu hastaya veç rezeksiyon yaptık. Tek insizyondan küçük hücreli dışı karsinom geldi. Bunun üzerine bu sefer de sağ tarafın anterior segmentektomi yaptık. Hemen hemen aynı mantıkla. Sonra da lenf nod diseksiyonu yaptık. Bu hastanın postop patolojisi de stikamet hücreli karsinom olarak geldi. Yani sol taraf adenokarsinomdi. Gerçi ameliyattan sonra resümör olmadığını gördük. PET'te pozitif olduğu halde karşı tarafta da yine anterior segmentektomi yaptığımız bir hasta. Tümör çapı 1 cm'ydi. Lenf nodlarının da tamamı negatifti. Başka bir hasta, burada sağda gördüğünüz gibi posterior segmentte bir semisolid nodülü var. Bu hastaya 2021 yılında düşme sonrası BT çektiriyor. Bu sırada burada o zaman solid paterni daha az bir buzlu cam manzarası saptanıyor. Ve bu arada bu buzlu cam manzarasından dolayı hasta yanlışlıkla aslında o zaman öyle değilmiş, COVID tanısı konuluyor ve hasta COVID tedavisi alıyor, favipiravir kullanıyor. Aradan bir 6 ay geçiyor. 6 ay sonra öksürük şikayetiyle bu sefer tekrar müracaat ediyor. Bu sefer gerçekten de PCR pozitif bir COVID ve bundan dolayı tedavi alıyor. Bu arada çekilen COVID iyileştikten sonra çekilen BT'de 6 ay önceki buzlu cam manzarasının solid paterninin arttığı saptanıyor ve yüksek olasılığı manite olarak değerlendirip biz de bu hastayı posterior segmentektomi yapmaya karar verdik. Üstelik posterior segmentektomi de en önemli yer burası. Yani fistüre ayırdığınız ve üst lobun bronşuna döndüğümüz yere kadar olan bölge. Burada çünkü diğerlerinden farklı olarak bütün yapıları burada bulmanız gerekli. Anteriorda değil. Önce veni, hemen arkasından da arter ve bronşu açmanız gerekiyor. O yüzden de iyi bir segment planı oluşturmanız gerekli. Bu video bir kez hızlandırılmış olarak kroplandı. Umarım net görebiliyorsunuzdur. Şu görmüş olduğunuz fistürü de bulduk bakın. Bu üst lobun posterior segmentinin veni. Bunu buradan halletmek çok önemli. Öbür türlü diğer venleri, yani diğer segmentlerin venlerini yanlışlıkla bağlamak olası ve bu durumda veni bağladığınız zaman o lobunda gangreni oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla şu plana hakim olmak için mutlaka fistürü açmak gerekiyor. Fistürü inkomplet olan hastalarda posterior segmentektomi yapmak gerçekten de oldukça güç. Burada bronşu kaldı gördüğünüz gibi. Onun dışındaki arteri ve venini hallettik. Sonra döndük posteriordan. Üst lobun arka tarafındaki bronş yapılarını açtık. Bu arada stepler açıldığı için oradan küçük bir kanama olmuştu. Orayı tamir ettikten sonra bronşu döndük. Ve zımbalamadan önce yine bu hastalığı da havalandırıp indirdikten sonra segment planını bulduk. Ve arkasından da bu plandaki, bu stepleri gördüyseniz aşağıdan önce yerleştirdik. Yani torakotom utilitiden değil de kamera portundan ilk stepleri yerleştirdik. Plan daha kolay olsun diye. Daha sonrası lenf nod diseksiyonuyla geçiyor. Bu slide'ı da geçeceğim izninizle. Bunun da Frozen'ı da PS'i çıkarttıktan sonra verdik. Küçük hücreli dışı karsinom olduğunu, cerrahi sınırın negatif olduğunu, lenf nodların da tamamının negatif olduğunu söylediği için rezeksiyonu da daha fazla büyütmeye gerek duymadık. Tümör tipi daha sonra adenokarsinom, tümör çapı da 1 cm'de geldi. Cerrahi sınırlar güvenliydi, lenf nodları da negatifti.
Başka bir hasta, bu hasta 69 yaşında kadın, smoker, öksürük şikayetiyle başvuruyor. Pnömoni ön tanısıyla tedavi olurken multiple nodülü var. Bakın burada orta lobda bir tane nodülü var. Burada üst lobda bir nodülü var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bunlar, bu tam pür buzlucan manzarası. Şu belki de fibrotik bir nodül olduğunu buradan da belki düşünebilirsiniz ama alt lobda özellikle spikule konturlu bir lezyon var. Bu hasta için sağ alt lobdaki lezyonu da 5.1. Non-specific tedavi de yanıtlanamamış. Bu hasta için de biz VATS kararı aldık. Ve üst lobdaki lezyon için bir wedge yaptık. Onun frozen'ı negatif geldi. Orta lobdaki lezyon için tekrar frozen yaptık. Onu da negatif geldi. Alt lobdaki lezyona gördüğünüz gibi iğne aspirasyon biyopsi yaptık. Ve patolog önce çok kararsız kaldı. Burada manite şüphesi var ama kesin bir şey söyleyemem dedi. Ve biz burada inisiyatif kullandık ve segmentektomi yapmaya karar verdik. Ve segment planlarını açtık. Burada lenf notlarını tamamını gönderdik önce. 9 numarayı biraz önce gördüğünüz. Burada videoyu durdurayım. Demin 9 numaralı alanı açtık gördüğünüz gibi. Arkasından 7 ve 8 numaralı şuraya tekrar almak istiyorum. Burası subkarina. Bu bölgedeki bütün lenf notlarını 8 numaralar dahil hepsini çıkardık. Lenf notlarının en azından negatif olduğundan emin olmak istedik. Sonra da biz bu hastada segmentektomi yapmaya dediğim gibi karar verdik. Bazal segmentektomi. Buraları klasik çok fazla sayıda lenf nodu vardı. Bütün lenf notlarının tamamını temizledik. Buraları geçiyorum. Bu hastada göstermek istediğim şey şu. Burada veni ayırdık. Burada çok daha net gözüküyor. Common basal veni. Burayı zımbaladık. Sonra bronşu döndük. Pardon. Ve bakın burada demin işte Selçuk'un gösterdiği şey yaptık. Bronşu döndükten sonra zımbaladık ve arkasından indüsyenin yeşilini verdik. Ve ondan sonra bakın koterize ediyoruz havalanmayan alanı. Tam segment sınırını koterize ettikten sonra daha sonrası gerçekten de çok daha kolay oluyor. Biz bunu robotta kullanıyorduk. Robotik segmentektomilerde indüsyenin yeşilini kullanmak çok kolay. Ama şimdi Storz'un geliştirdiği yeni kamera teknolojisiyle artık bunu yapmak VATS'la da mümkün. Böylelikle onu gördük. Burada da segment sınırını bu yolla ayırmış olduğumuzu göstermiş oldum. Bu hastada tümör boyutu 2,5 santimetre ve orta ve üst toptakiler negatif. Alttaki ise skamet hücreli karsinom geldi. Lenf notlarında tamamı negatif geldi. Yani üst ve orta toptaki vetişlerimiz zaten frozen'da da negatif gelmişti. Kesin patolojide negatif geldi. Alt toptaki de skamet hücreli karsinom olarak bildirildi. Bu da hastanın post-op filmi. Başka bir hasta 63 yaşında erkek aktif smoker. Bu hastada öksürük nedeniyle çekilen tomografide çok sayıda buzlucan manzarası nedeniyle takip alınıyor. Yaklaşık bir yıl takipte kalıyor. Bu sırada 4 tane tomografisi var. Ve bundan dolayı birçok hekime başvurusu mevcut hastanın. Bunların da neredeyse tamamı buzlucan manzarasında. Fakat en sonunda bu hasta için biz de bu hastayı takip aldık. Fakat hasta takip olmak istemediğini, bunların adını konmasını istedi. Bu arada şunu da söylemem lazım. Özellikle bu tomografilerin çekilmeniz çok arttı biliyorsunuz COVID sonrasında ve çok fazla nodül var. Hastalar eyvah nodülüm var diye dolaşmaya başladılar. Bu tabii gereksiz ameliyat kararlarını da beraberinde getiriyor. O yüzden hepimizin çok dikkatli olması gerekir. Entikasyonlarımızı genişletmemek adına. Çünkü bazen hastalar çok bastırabiliyorlar. Gerçekten de 5 milimetre nodülüm var ne olur ameliyat yapar mısınız diye bastıran bile çok sayıda hasta oluyor. Hepinizde de öyledir sanıyorum. Bakın bu hastanın apikal ve posterior segmentte 3 tane özellikle fazla sayıda buzlucan manzaralı nodülleri vardı. Ve radyolojisine çok güvendiğimiz İstanbul'da çalışan 2 tane radyoloji hocasına, dışarıdaki radyoloji hocalarına da bunları yorumlattık. Onlar da bunun yüksek olasılıklı tümör olduğunu söylediler ve biz de bunun üzerine bu hastaya apikoposterior segmentektomi yapmaya karar verdik. Yani sağ 1 ve 2. segmentektomiler. Bu videoda bir kat hızlandırılmıştır. İşte yapışıklar var, giderdik, fistürü ayırdık ve daha sonra fistürden ilerledik. Sonra bronşun üzerine açıyoruz burada gördüğünüz gibi
ve aradaki planları birleştirip üst top ile alt top superior segment arasındaki fistürü tamamladık. Evet, buradaki lehr notlarının tamamını temizledik. Sonra posterior ascending arterin üzerine açıyoruz gördüğünüz gibi. O etraftaki lehr notlarının tamamını temizlememiz gerekiyor. Ve bunların hepsi, çıkarttığımız tüm lehr notların tamamı frozen'a gidiyor ameliyat sırasında. Orada posterior ascending dalını gördüğünüz gibi bağladık. Sonra veni prepare ettik. Tüm ven dallarının tamamını. Ve buradan önce apikale giden veni bulup bağladık. Sonra buradan üst lobun arkasına döneceğiz. Arteriye dönmek için. Buradan arteri prepare ettik gördüğünüz gibi. Anterior segment arteri bu gözüküyor. Şurada üst lobun apikoposterior segmentine giden turunkusu var. Oraya dönüp kestik. Ve burada yine üst loba giden anterior segmentin hemen yukarısında kalan bir dal olduğunu fark ettik. Yine apikal segmente giden şu dal. Burayı bakın kapattık. Sonra bronşunu, birinci ve ikinci segment bronşunu yine havalandırma yöntemiyle yapıp buradan da kontrol ediyoruz. Posterior'una geldik. Acaba anterior segment bronşu da bir problem var mı? Şimdi burada durdurmak istiyorum. Şimdi hatırlarsanız posterior segmentektomide veni fistürden bulmamız gerekiyor demiştim. İlk geldiğimizde fistürlerken venini bulamamıştık. O nedenle sonra oraya tekrar bakarız dedik. Apikal segmentin arterini, venini yukarıdan hallettik. Sonra bronşu döndük. Burada venimiz kalmıştı hatırlarsınız. Posterior segmentimin arterini yapmıştık da veni kalmıştı. Geldik buradan tekrar venini bulduk. Sonra devam ediyoruz. Böylelikle artık tüm apikoposterior segmente ait vasküler ve bronşiyal yapıların tamamını tamamlamış olduk. Fistürü de artere dayanarak sonra tekrar gidiyoruz. Şimdi burada yine bir trik noktası daha var. Apikal segmente ayırırken stepleri yukarıdan getirmek daha kullanışlı segment planına uygun olarak. Ama posterior segmenti ayırırken bakın, posterior segmenti ayırırken şurada anterior segmenti bırakmak için, düzgün bırakmak için stepleri kamera portunun olduğu yerden getiriyoruz ki buradaki anterior segmentin şeyi tam olsun, planı tam alınsın da bakın burada kaldı anterior segment tam olarak kalsın diye. Daha sonra klasik şeylerini yapıyoruz. Lehr notlu diseksiyonu yapıyoruz. Şimdi bu hastanın hatırlayın 3 tane GGO'su vardı. Bir tanesi 5 ila 7 mm arasında lepidik patenli adenokarsinom geldi. Multifokal akciğer kanseri olduğunu düşündük. Lehr notlarının tamamı negatifti. Şu anda takipte hastamız. Şimdi bu hastayı gösterdik. Madem multifokal akciğer kanseri düşünüyoruz, acaba bir tanı sonrasında adjuvant tedavi alır mı diye. Birden fazla sayıda onkoloğa gitti gene. Hastaya herhangi bir tedavi önerilmedi. Takip ediyoruz. Şimdi normalde trisegmentektomiden, sol üst top, lingula koruyucu lobektomiden, yani Kuhlmann rezeksiyondan normalde bahsetmek istemiyorum. Ama bu bazen bu segmentektomileri yapmak zor olabiliyor. Çünkü fistürsüz yapmak zor olabiliyor. Bazı hastalarda fistür tamamen yapışık oluyor. Ve o hastalarda fistürsüz olarak çok sık yapıldığı için fistürsüz olarak bu segmentektomiyi nasıl yapacağımızı belki yardımcı olur düşüncesiyle koymak istedim. Burada apikal segmentte yaklaşık 2,5 cm çaplı bir lezyonu var. Peti pozitif. Transtoresiği küçük hücreli dış akciğer kanserumu. SFT'si sınırda bir hasta. Bu hastanın da yine artık hiç bu hastada fistürle işimiz olmayacak. Hiler yapıları serbestleştirdik. Ve bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Mutlaka tüm hastalarda venleri zımbalamadan önce özellikle sol tarafta da olsa sağda da olsa fark etmiyor. Mutlaka tek turunkusu olmadığını anlamak için diğer veni de mutlaka prepare edip en azından evet tamam burada ayrıymış diye bunu bir alışkanlık haline getirdik. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için öneririm. Çünkü tek turunkus olan çok hastamız oldu gördüğümüz. Venlerini gördüğünüz gibi lingulayı giden venleri koruduk.
Sonra üslubun trisegment venlerini zımbaladık. Arkasından arterin sırtından yukarıya doğru gideceğiz. Burada müsaade ettiği sürece bronşa ilk fırsatta dönebiliriz. Çünkü bronşu alırsak önümüz daha çok açılacak, arteri daha çok göreceğiz. Ama tabii bu arada bronşu dönmeye çalışırsak da dikkatli olmamız lazım. Hemen arkasında arter yapıları zarar görebilir. Şimdi burada bronşu 3, şurada gene durdurayım. Bronşu bakın burada lingulayı koruduk. Bu apical posterior segment, bu anterior segment, bu da lingula segment bronşu. Bunları iyice açtıktan sonra artık döndüğümüz arkasında güvenli olduğunu bildiğimiz için stepleri koyduk. Artık önümüz çok daha kolay açıldı gördüğünüz gibi. Arkasındaki arterleri görebiliyoruz fistüre gitmeden. Şimdi gene burada bir şey gelecek. Hala bakın burada fistüre doğru yukarıdan ilerliyoruz. Önümüzü açmak için stepleri koyduk ve bir miktar parenkim ayırdık. Ekranı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yok göremiyoruz. Demin olan oldu. Şimdi tamam, bir dakika. Şimdi burada bir şey göstermem lazım. Size onu göstereyim derken. Evet, tam burayı göstereceğim. Şimdi stepleri koyduk. İlk stepleri ayırdık. Ondan sonra bakın bu klemple, şu klemple ben trisegment tutup yukarıya kaldırıyorum. Burada başka bir arter kalmış olabilir çünkü. Biliyorsunuz sol üst topta özellikle arterler çok fazla olabilir. Bu klemple yukarıya kaldırıyoruz ki arkada acaba görebileceğimiz başka bir arter dalı var mı diye ve nitekim şurada bakın bir arterin olduğunu görüyoruz. Onu korumak için de stepleri buraya koyup kalan şeyi kaldırdıktan sonra parenkimi o arteri de kapatıp ondan sonra artık trisegmenti çok daha anatomik olarak bakın bitti zaten bundan sonra bir şey kalmadı ayırıyoruz. O da fistürsüz olarak nasıl yaptığımızı belki göstermek açısından yardımcı olur diye düşündüğüm, onun için koyduğum bir videoydu. Bu hastanın tümörü 3.7 cm olarak geldi. Biz daha öncesinde tomografide 2.5 cm olarak ölçmüştük hatırlarsanız. Zaten solunum rezervleri kısıtlıydı. Bir de hatırlayın zaten apikal segmentteydi. Oldukça yukarıdaydı. Ve lingula koruyucu lobektomi diye düşündüğümüz bir rezeksiyon bu. Lenf notlarında tamamı, oldukça fazla sayıda lenf notların tamamını çıkarttık. Bakın burada patoloğun da marifeti var. 13-14 numaraları bile çıkartmış. O yüzden artık bu hastada daha fazla rezeksiyonu genişletmeyi düşünmedik. Bu hastada ne oldu? Postop dönemde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Akciğer herniği oldu. Hasta ya biz bu herniye hastanın olduğu yeri tahmin etmeye önerdik ama hasta herhangi bir şikayeti olmadığı için kabul etmedi. Şu anda hala takipte, bir sorun yok. Bu hasta enteresan. 2020 yılında öksürük şikayetiyle müracaat ediyor ve BT'ye çekiliyor. Orada çok sayıda buzlu cam nodülleri var. O günden sonra sürekli takipte ve biraz da obsesif bir hasta. Çok fazla sayıda merkeze gidiyor. 4 tane merkeze göğüs hastalıkları, 3 tane göğüs cerrahı merkezine gitmiş ve ilk başvurusu bize 2020 aralığındaydı. Orta lobda ve alt lobda lezyonları var. Sol üst topta lezyonları var. Sağ alttaki bir tanesi solid, diğerleri bulducam manzarası şeklinde. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın bu sol üstteki orta lob, şu orta lobdaki bulducam manzarası, bu alt lobdaki nispeten solid olan, bu karşı taraftaki apikal ve posterior segmentteki bulducam manzaraları. Ben şematize etmek için şöyle bir şey yaptım. Hastanın 5 tane ana lezyonu var. Bunlar kabaca yerleşim yerleri böyle. Şimdi biz bu hastaya girişimsel radyoloji, bu sol alttaki şu lezyona, solid olan lezyona turukat biyopsi yaptı. Ve oradaki turukat biyopsiden adenokarsinom tanısı aldı. Asinar biometro mikropapiller patern diye. Ve onkoloji bu hastaya 2 kür kemoterapi verdi. Bu arada mutasyon analizinde hedeflenebilir bir mutasyon saptanmadı. 2 kür kemoterapi sonrasında tekrar tomografi çekildi. Hiçbir değişiklik görülmedi. Bunun üzerine biz hastaya orta loba metilen mavisiyle işaretleme yapalım. Veç rezeksiyon yaparız hemen arkasından.
Alttaki şu lezyon ise sağda 6, 9 ve 10. segmentektomileri yaparız diye planladık. Şöyle göstereyim bunu da. Mastı da yine ameliyat öncesinde tüm mediastinal lenf notlarını en azından loba spesifik olarak yapıp negatif olduğundan emin olmak istedik. Fistül açtık. Burada vasküler yapılığı iyicene açtıktan sonra stapler'la fistülü ayırdık. Beni diseke ettik. Burada Selçuk'un demin söylemiş olduğu şey çok kıymetli. Bazen gerçekten de işe yarıyor. Özellikle burada 6. segmenti alıyoruz. Orada çok önemli bir özellik yok. Ama diğer segmentleri ayırt etmek için bazen intraoperatif bronkoskopi çok işimize yarayabilir. Burada yine altospiral segmentin venini kesiyoruz. Bu hastada da biz birçok kez özellikle 9. ve 10. segmentlerin bronşunu daha yardımcı olsun prepar ederken diye intraoperatif bronkoskopi yaptık. Gerekirse uygulanabilir bir şey. Şimdi buradan arterin üzerinden bakın parenkimi çekerek bu ilk çıkan anterior segmentin ve medial segmentin dalıydı şu. Şu görmüş olduğunuz ise artık 9. ve 10. segmentin arterleri. Bunları döndükten sonra artık 9. ve 10. segment dallarını bağlıyoruz. 7. ve 8. segment dalları kaldı. Onları koruduk. Şimdi bunların hepsini tek tek astık. Yani ne olur ne olmaz ameliyat sırasında bir alan olursa diye. Tabi bu arada koterle yapıyorsunuz hook'la. Damarın adventisası da biraz zarar görüyor. Bir tane 9. segmente giden bir arter dalı daha bulduk. Onu da kestikten sonra artık yine bronkoskopi yaptık. Bronşu dönerken bize yardımcı olsun diye. Ve burada artık 6. segmentin bronşunu dönmüştük. 9 ve 10. segmentin bronşlarını da döndük gördüğünüz gibi. Ve onu astıktan sonra klempleyip şişirdik. Segment planını görelim diye. Şişirdikten sonra bronşu stepler'la kestik. Buralarda bir problem yok. Sonra bakın artık burada şişirip indirdikten sonra zaten biliyorsunuz 9. vurumlu 7. ve 8. segmentler zaten küçüktür ama bu hastada ne kadar kalırsa o kadar kârdır diye düşünüyoruz. Tabii o şeyi göstermedi. Bu arada orta lobe, bakın şurada gözüküyor orta lobe wedge yapmışız. Onda negatif gelmiş. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Stepler'ı koyacağız. İki segment planını ayıralım diye. Stepler'ı koyuyoruz. Kapatacağız daha tam kapatmadık. Zımbalamadık da bakın. Stepler'ı çıkartıyorum. Çünkü inanılmaz bir kanama başladı. Ve biz kanamayı tutmak için hemen tabii kompres yaptık, aspir ettik. Sonra bütün yapılar zaten önümüzdeydi. Arterin hepsini dönmüştük. Fistülü de hatırlayın. Hatta hepsini asmıştık. Ve bundan sonrası yok. Çünkü kesiyi biraz büyütüp arkasından da ekartör koyduk. Ve açmış olduğumuz o arter planından klem koyduk. Ama oradan diseki oldu arter. Fistüle doğru. Dolayısıyla biz bu hastaya lobektomi yapmak zorunda kaldık. Aslında segmentektomi 6-9 ve onu neredeyse tamamen bitirmişken o koter ile yapmış olduğumuz preparasyon nedeniyle olsa gerek arter yırtılmıştı ve fistüle doğru diseki oldu, tamir olmadı. Bunun üzerine mecburen alt lobektomi yapmak zorunda kaldık. Peki ne çıktı? Orta lobda metç yapmıştık, yarım santimetrelik bir minimal invazif adenokarsinom çıktı. Hiçbir regresyon bulgusu yok kemoterapide. Canlı tümör oranı %100. Alt lobda adenokarsinom çıktı. O 6-9 ve 10. segmentler arasındaki alan. Ve buradaki canlı tümör oranı %90. Ve tümörün boyu 1 santimetre. Ayrıca altta özellikle 6-9 ve 10. Loblarda ayrıca 0.3 çarpımında bir adenokarsinom. Ve çok sayıda atipik adenomatoz hiperplazi odakları saptandı. Lem notlarının tamamı negatifti. Biz bu hastaya postoperatif dönemde 3 kür kemoterapi başladık. Çıkartılan tümörlerden tekrar mutasyon analizi yapıldı. Herhangi bir mutasyon gene çıkmadı. Ve sol alt taraftaki lezyonları takibe karar verdik. 3 kür kemoterapi aldım. 3 kür kemoterapi sonrasında sol üstteki lezyonlarında bir değişiklik yok. Biz bu hastaya olası diğer patolojileri tanımlayabilmek için her türlü
taramayı yaptık. Hastayı da takip etmek istediğimizi söyledik ama bu hasta fark ettiğimiz gibi sizinle bu kadar çok dolaştığı için çok obsesif bir hastaydı. Israrla ben bu nodüllerle yaşamak istemiyorum diye biraz da bize baskı yaptı. Ve biz bu hastaya sol tarafa vasıta trisegmentektomi yaptık. 3 tane lezyonu vardı orada hatırlarsanız. Bir tanesi epidik patern adenokarsinom geldi. Diğerleri bulunamadı. Selçuk'un biraz önce söylediğine ben de ithafen bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten de özellikle pür buzucan manzaralı lezyonları bulmak gerçekten de çok zor olabiliyor. Mutlaka patolojiye gidip sizin ayrıntılı bir şekilde beraber değerlendirmenizde yarar var. Bu hastanın yeni tomografisi. Şu anda hiçbir şikayeti yok. Herhangi bir buzucan manzarası da yok. Şeyleri gayet iyi. Kalan akciğerlerinde şimdilik bir problem yok. Umarım bundan sonra da olmaz çünkü her tarafından yeni tür tümör çıkma potansiyeli olan bir hasta. Evet, bunu da geçelim. Şimdi sol alt lob bazal segmentektomili bir hastamız var. 32 yaşında erkek. Sadece 32 yaşında. Bakın burada yaklaşık 2,5 santimetrelik bir lezyonu var. Spikilo konturlu, peti pozitif. Biz bu hastaya işte klasik veçre seksiyon yaptık. Ligamenti gevşettikten sonra. Ve küçük hücreli dışı karsinom olarak geldi veçre seksiyonumuz. Sonra bunu aldık. Birazcık ilerleteceğim. Burada lenf notlarını temizliyoruz. Arkasından veni döndük. Sonra çok fazla lenf nodu vardı bu hastanın. Sonra fistürü ayırdık. Fistürü ayırdıktan sonra bunu niye gösterdim söyleyeceğim. Her taraftan lenf nodu fışkırıyor bunda da. Çok fazla lenf nodu var ve hepsi çok büyük büyük. Bakın veni çektik. 7 numaranın olduğu yerde 10 posteriorda çok fazla sayıda lambı var. Sürekli lamp temizliyoruz. Evet, şimdi bakın superior segmentin venini gördük. Artık kamu bazal venini döneceğiz buradan. Döndük, zımbaladık arkasından. Arterini de hallettikten sonra bu hastada lenf notlarını yine her tarafta olduğu gibi önümüze sürekli lenf notu çıkıyor. Bronşunu döndük. Şişiriyoruz. Şişirirken de burada bakın şöyle bir işaretleme yapıyorum. Genellikle çok işe yarıyor. Sadece indüksiyonun yeşili de değil. İndirdikten sonra orayı stepper hizasını bulmak için de bazen böyle hook koterle yapmak işe yarayabiliyor. Burada da onu göstermek istedim. Ondan sonra burada yine vende bir ekstra bir veni vardı. Onu hallettik ve sonra lobu çıkarttık. Sonra da lenf nodu seksiyonu yaptık. Burada yani o ne geldi patolojisi? İnflamatuar miyofibroblastik tümör geldi. Plazma hücreli granülom diye aradı biliyorsunuz. Yani inflamatuar pseudotümör. Şimdi bir tane de robot vaktimiz var değil mi? Bir tane de robot kaç dakika oldu? Başlayalı. Akif hocam vaktimiz var mı? Bayağı geçtik Celalettin hocam ama herhalde son olarak anlatabiliriz. İlgiyle ve merakla izliyoruz. O yüzden kesmek istemedim. Bir tane de robot ile yapmış olduğumuz bir şey göstermek istiyorum. Burada da bir tane lezyonu var hastanın. Sol üst lobda 1.8 cm. Non-spesifik tedavi sonrasında bir değişiklik yok. Peti pozitif. Hastaya robotla biz segmentektomi yapmaya karar verdik. Şimdi burada robotun tek avantajının lenf nodu diseksiyonu olduğunu anlatmak istiyorum. Benim için en azından. Önce veçre seksiyon yaptık. Veçre seksiyonu Frozen'a gönderdik. Frozen'da küçük hücreli dışı karsinom olduğunu söyledi. Sonra biz onu tabii beklerken, Frozen'ı beklerken biz lenf notlarını ayıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar segmentektomide en önemli şeylerden bir tanesi lenf nodu diseksiyonu. Eğer siz 12 numaralar dahil lenf nodu diseksiyonunu iyi yapabiliyor iseniz ve bunların negatif olduğunu biliyor iseniz segmentektomiden bir komplet rezeksiyon ümit edebilirsiniz. O nedenle belki robotun böyle bir avantajı var. Bu segment planlarında her yerde 3 boyutlu görebildiğiniz için bir de tabii çok büyüterek gösteriyor kamera size isterseniz. Bu nedenle çok yardımcı oluyor. Onun dışında torakoskopik segmentektomide de eğer lenf notlarını bu şekilde diseke edebiliyorsanız bence çok büyük bir özelliği yok. Tabii ki robotun kendine ait bir takım avantajlar var. Ama buradaki en önemli avantaj segmentektomide bana göre intersegmental plandaki lenf notlarını ayırt etmesi. Biz ne yapıyoruz? Burada Da Vinci XI arkadaşlar bu. Bunun bir önceki modeli de Stapler'ı
kendimiz kullanamıyorduk. Yani burada asistan kullanıyordu stepleri. Fakat Da Vinci X-Eye'da stepleri bu aletlerinde tamamını siz kendiniz kullanabiliyorsunuz. Bu Da Vinci S-Eye bu. Bu bir önceki model bu robot S-Eye. X-Eye'de şu anda bütün bu aletlerin tamamını kendiniz kullanabiliyorsunuz. Başka ne yapıyoruz? Biz yine segment teknolojiyi son zamanlarda çok kullanıyoruz. Yani biz son 4 yıl oldu ben Yedikule'de ayrıldım. Yedikule'de Akif hatırlayacaktır. Segmentektomi yaparken venlerini bile bağlamazdık. Sıcak gaz basardık. Sonra kandırırdı kendi kendine gerçekten de. Ama burada tabii öyle bir şansımız yok. Bu bütün hepsini anatomik yapılara çok hakim olmamız gerekiyor. Benim ilk torakoskopik segmentektomi yaptığım hasta 2013 yılında sağlık top superior segmentektomili hastaydı. Sınırı solunum rezervi olan bir hasta. O günden bugüne çok sayıda segmentektomi yaptık. Son 4 yılda Yedikule'den ayrıldıktan beridir de 150'den fazla kanser rezeksiyonu yapmışız. Bunun 32 tanesi segmentektomi. Yani 5'te 1 segmentektomi bence hiç de az değil diye düşünüyorum. Öyle işte bu da... Bu da gitti. Neyse. Akif Hocam ekranı görebiliyor musunuz? Evet görüyoruz. İstersen paylaşmayı durdurabilirsin bittiyse. Benim bitti. Benim, yani başka videolar çok da gerek yok. Ben burada herhalde amacına ulaştı diye düşünüyorum. Vaktimizi de çok da aşmak istemem. Vaktimiz kalırsa gene videolar üzerinden şey yapabilirim. Paylaşımı durdurursan. Hı-hı. Tamam. Bu arada sevgili Mustafa Vedat Doğru bir sonraki konuşmacı arkadaşımız. Sen de bu arada hazırlıklarını yaparken ben birkaç spot noktada bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce Celalettin Hoca'nın da dediği gibi GGO'larda yani buzlu camdan sitelerinde çok dikkat etmek gerekir. Özellikle NCCN guideline'ının da 6 mm'nin altındaki GGO'lara kesinlikle takip bile önermediğini hatırlatmak istiyorum. Gerçekten Celalettin Hoca'nın dediği gibi böyle dolaşan hastalar var. 6 mm'nin altını bence radyoloğun bile çok dikkatli raporlaması lazım. Böyle raporlayıp bir de tümör diye yazıyorlar. Mutlaka ben antibiyotik veriyorum. GGO'lara gerileme olasılığı var. Segmentektomi özellikle eğitim klinikleri için muhteşem bir olanak. Arkadaşların, Celalettin Hoca'nın dediği gibi anatomiyi görüyorsunuz. Anatomiyi öğretmek için gerçekten dört dörtlük. Anatomiyi tam bilmeden lobektomi belki yapabilirsiniz. Benim arkadaşlara söylediğim bir motto var. Ama bilmeden segmentektomi yapmanız imkansız. Ve özellikle tabii bu konu tartışılır sorularda. Tanısız lobektomi, ben hiç önermiyorum tanısız lobektomi yapmayı. Segmentektomi böyle tanı koyulamayan hastalar için de oldukça iyi bir tedavi sağlayan bir işlem. Tanısız lobektomi Türkiye'de, özellikle Türkiye'de hiç yapılmaması gereken bir şey. Çünkü o kadar çok benign lezyon, o kadar çok tüberküloz var ki gerçekten insan her yıl nasıl tüberkülozun tümörü taklit edebildiğini görüp şaşırıyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle eğer lobektomi yapacaksanız mutlaka segmentektomi öncelikle düşünün. Büyük lezyonlar için multiple segmentektomiler demek istiyorum. Evet bu arada şeyse başlayabiliriz. Hocam Celalettin Hoca paylaşımını kapatabilir mi acaba? Kapattım ben ama. Yine hala gözüküyor mu? Görünüyor hocam. Gözüküyor evet. Hemen. Ben kapattım. Tamam. Ben bir kez daha kapattım buradan. Tamam şu anda sorun yok. Tamam. Akif hocam müsaade eder misiniz ekran paylaşımına? Tabii sen ayrıldın geri geldin galiba. Evet. 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 Mustafa arkadaşımız Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden, Göğüs Cerrahisi Bölümünden. O da bizimle şimdi segmentektomi deneyimlerini paylaşacak.
Şu an görünüyor evet. Hocam. Evet. Değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, Türk Göz Cerrahi Derneği Minimal İnvazi Cerrahi Grubu'nun düzenlemiş olduğu bu segmentektomiler toplantısına tekrar hoş geldiniz. Toplantının geçmesini diliyorum. Sözlerime de bana bu toplantıda konuşma fırsatı veren başta Minimal İnvazi Grubu Başkanı Sayın Akif Hocam ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederek başlamak istiyorum. Selçuk Hocam'ın da bahsettiği üzere son dönemlerde artan bu erken evrim akciğer kanseri olguları nedeniyle özellikle lobektomi tolere edemeyen olgularda ve klinik TBRA N0, M0, 2 cm'nin altındaki lezyonlarda, farklı organ metastazlarında ve lokalize benign hastalıklarda vassegmentektomi artık endik hale gelmiştir. Hatta Selçuk Hocam'a yine bahsettiği Japon Klinik Onkoloji Grubu'nun çalışmasında da klinik evre bira tümörlerde segmentektomi standart cerrahi tedavi yöntemi olarak önerilmiştir. Biz de merkezimizde seçilmiş vakalarda segmentektomi ameliyatlarını VATS ile hem bir portal hem uniportal tekniklerle yapmaktayız. Sizlerle de bu konudaki deneyim ve tecrübelerimizi olgular eşliğinde paylaşmak istiyorum. İlk olgumuz 60 yaşındaki kadın hasta ile başlamak istiyorum. Nefes darlığı şikayetiyle başvuran diyabet ve hipertansiyon hastalıkları olan hastamız göğüs hastalıkları tetkikleri sırasında sol akciğer üst top apikoposterior segmente yaklaşık 21 milimetrelik sulmaksı 2.67 olan bir buzlucam opasitesi saptanmış. Bu hastamız non-smoker bir hasta. Covid pneumonisi öyküsü yok. Non-spesifik tedavi sonrası lezyon sebat etmesi üzerine hasta göğüs hastalıklarından tarafımıza refere edilmiş. Hastanın F1'i 2.13 litre olup normal olarak değerlendirilmiş. Hastanın mediasten penceresinde görülmeyen fakat parenkim penceresinde görülen sol üst topta apikoposterior segmentte biraz intersegmental alana da yakınlık gösteren bir GGO'su mevcut. Hastayı bu haliyle biz de sol MATS ile trisegmentektomi yani lingula koruyucu lobektomi kararı aldık. Bu hastaya sol uniportal VATS ile sol üst top trisegmentektomi ameliyatını gerçekleştirdik. Aslında arkadaşlarımızın da katıldığını düşünerek videonun sol yanına ben operasyonun şematik çizimini göstermeye çalıştım. Uniportal cerrahide 4. veya 5. terposal aralık cerrahın tercihine göre seçilebilmekte. Biz kliniğimizde 5. interkostal aralıktan ön orta aksiller çizgi üzerinden utility insizyonu açmaktayız. Bu teknikte biz öncelikle önden arkaya hilüsü diseke edip üst divizyon segment menlerine dönüyoruz. Bağlayıp kesmeden önce mutlaka inferior pulmoner veni de Cahattin Hocam da bahsetti. Mutlaka görüyoruz ve endovasküler stepturlarla kesiyoruz. Ardından apikoanterior turunka geçiyoruz. Burada apikal ve anterior segment dallarını dönüp turunkuna ortak turunka bir adet vasküler stepler yerleştirerek bu arterleri kesiyoruz. Burada öncelik olarak yani cerrahın tercihine göre önce arteri diseke edip kesip apikanteriyonda ondan sonra da veni kesebiliyoruz. Ardından posterior segment arterine dönerek kesiyoruz. Çoğunlukla endovasküler stepler'ları burada körlüleri biz de klinimizde kullanıyoruz. Daha sonra trisegment bronşuna geçiyoruz. Trisegment bronşunu diseke ederken buradaki püf noktalardan bir tanesi arkada interlobar arterin dikkatli korunması. Biz burada bir tane posterior dalı kestikten sonra trisegment bronşunu dönüp astıktan sonra ikinci bir posterior segment dalı daha mevcut olduğunu görüp öncelikle bu dalı dönerek bu dalı bağlayıp kesiyoruz. Ardından da trisegment bronşunu stepler ile kapatıyoruz. Bu bronş steplerini kapattıktan sonra akciğeri mutlaka havalandırıp üst topun geriye kalan lingula segmentinin havalanıp havalanmadığını mutlaka kontrol ediyoruz. Burada havalandırdıktan sonra gerçekten bize intersegmenter
planlar güzel bir şekilde ortaya çıktı. Biz de bu planı Koter ile işaretleyip fissür hattını belirledik. Ve intersegmenter fissürü linear stepler yardımıyla tamamladık. Ardından mutlaka lenf nodu diseksiyonunu yaparak ameliyatı tamamlıyoruz. Lenf nodu diseksiyonu sırasında segmentektomide çoğunlukla cerrahın tercihine göre değişir ama biz çoğunlukla lob spesifik diseksiyon yapmaktayız. Tüm intersegmental planı bu şekilde tamamlıyoruz. Ardından lenf nodu diseksiyonu yapıyoruz. Biraz videoyu hızlı geçebilirim belki. Ardından endovak yardımıyla PS'i çıkardıktan sonra ameliyatı tamamlıyoruz. Hastanın patolojisi adenokarsinom, tümör çapı yaklaşık 2 santim. Lenf nodları negatif, evre 1A2 olarak bu hastamızı değerlendiriyoruz. Bir sonraki olgumuz, bu hasta 72 yaşında erkek hasta, 50 paketli sigara içme öyküsü olan ve nefes darlığı olan bir hastamız. Ek hastalık öyküsü yok. Göğüs hastalıklarına yine tetkik edilen sağ akciğer alt lob süperiyor segmentte yaklaşık 21 milimetrelik bir spiküler uzanımları olan bir nodüler lezyon, SUMAX 11.9 olan bir lezyon saptanıyor. Bu lezyona TTI ile tanı konuluyor ve küçük hücre dışı akciğer karsinoma spesifik edilemeyen tip olarak raporlanıyor. Ayrıca bu hastanın sağ akciğer üst lobunun apikalinde de 12x13 milimetrelik bant tarzında bir atelektazik PET tutmayan bir alanı mevcut. Beyin MR'ı normal. Hastanın fevrinde de 1.76 litre orta derecede obstrüksiyon saptanıyor. Hastanın bu BT görüntülerinde sağ akciğer alt lob süperiyor segmentteki tümörü görmekteyiz. Biraz hızlı geçiyor ama bunu ben kendim oynatabilirim diye düşünüyorum. Lezyonu tekrar parenkim penceresinde göstereyim. Bu hastanın mediastinal bölgedeki de subsantimetrik lenf nodları reaktif olarak değerlendiriliyor. Hastanın PET-BT füzyon kesitlerinde de sadece kitlenin olduğu yerde bir FDG tutulumu görülmekte. Bu hastaya da konsey kararıyla şuradan gösterelim. Alt lob süperiyor segmenti segmentektomi kararı veriliyor. Bu hastamızda bir portal alt lob süperiyor segmentektomi operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bir portal yaklaşımda kamera portu cerrahın tercihine göre ön veya arka aksiller çizgiden 7. Veya 8. interkostal aralıktan ve akses portu da 5. interkostal aralık orta aksiller çizgiden açılıyor. Burada atlop süperior segmentektomide teknik olarak anterior ve posterior yaklaşım mevcut. Eğer füsür komplet ise anterior yaklaşım öneriliyor. Burada arter, bronş, ven ve füsür sırasıyla. Eğer füsür inkomplet ise posterior yaklaşımda ven, bronş, arter ve füsür şeklinde bu ameliyatlar yapılabiliyor. Bu hastamızda yapışıklar giderildikten sonra da füsürü de daha rahat disek edebileceğimizi düşünerek biz anterior yaklaşım tercih ediyoruz. Önce süperior segment arterini dönüyoruz. Ardından bu segment arterini bağladıktan sonra biraz hızlı ilerletebilirim. Bağladıktan sonra alt lob süperiyor segment bronşunu diseke ediyoruz. Ve alt lob süperiyor segment bronşunu diseke edip biraz hızlı geçeyim. Evet. Döndükten sonra bronş stepleri de kapatıyoruz ve kapattıktan sonra yine havalandırarak bazal segmentlerin havalanmasını mutlaka kontrol ediyoruz. Ardından segment veni de içine alacak bir şekilde bu hastaya hani intersegmenter füsürü veç rezeksiyonlarla tamamladıktan sonra lenf nodu diseksiyonu yaparak operasyonu sonlandırıyoruz.
mutlaka endobek yardımıyla PLC çıkartarak lenf nodu seksiyonda yapıp ameliyatı bitiriyoruz tekrardan. Hastanın patolojisinde soluk paten ağırlıklı adenokarsinom, tümör çapı 2.6 cm ve lenf nodları negatif, evre 1A3 olarak bu hastayı değerlendiriyoruz. Üçüncü olgumuz 64 yaşında erkek hasta. Bu hasta göğüs ağrısı şikayetiyle başvuruyor. 45 paket yıl sigara içmeye öykücü ve koroner arter hastalığı olan bir hastamız. Bu hastanın sağ akciğer üst lob posteriorda paravertebral alanda hafif bir spiküler uzanım gösteren ve Sulmax 14 olan yaklaşık 15 milimetrelik bir SPN saptanıyor. Bu hastanın da beyin MR'ı normal ve SFT'sinde orta derecede obstrüksiyon mevcut idi. Bu hastanın çekilen toraks BT'sinde hem medyasten hem parenkim penceresinde üst lob posterior segmentte daha düzgün sınırlı hafif spiküler uzanımları gösteren, biraz hızlı gidiyor. Bunun için kusura bakmayın, özür dilerim. Bu lezyonu seçebiliyoruz. Mevcut lezyon santral ve TTI'ye de uygun değil. Göğüs hastalıkları bu hastaya FOB yapıyor. FOB denilen bronşiyal bir komponente rastlanmıyor ve alınan lavajda da ek bir patoloji gözlenmiyor bu hastanın. Hastanın füzyon görüntüsünde de sadece üst lob posterior segment alanında bir tutulum mevcut. Biz de hastaya bu nedenle VATS ile posterior segmentektomi kararı alıyoruz. Başlatalım. Bu hastada uniportal yine VATS ile üst lob posterior segmentektomiyi tercih ediyoruz. Bu hastada 5. interkostal aralıktan orta arka aksiller hattan utility insizyonunu ediyoruz. Bu hastada fissür komplet olduğu için öncelikle posterior ascendan arteri dönüp bağlıyoruz. Bu küçük segment arterleri için ipek ve hemolog klipler bizlere yani kolaylık sağlamakta. Ardından oblik fissürü de tamamladıktan sonra birazdan daha anteriordaki segment venini dönüyoruz. Ve burayı da yine aynı şekilde hemolog kliplerle kestikten sonra sıra posterior segment. Biraz daha hızlandırabilirim. Sıra posterior segment bronşuna geliyor. Bu bronşu da dönüp stepper'la kapattıktan sonra yine apikal ve anterior segmentte havalanmasını kontrol edip ardından intersegmenter füstürü veç rezeksiyonlarla tamamlıyoruz. Lenf nodu diseksiyonu yaparak işlemi sonlandırıyoruz. Sol tarafta da şematik olarak görülen posterior segmentektominin multiportal yaklaşımı. Burada akses portunu 4. İK'dan ve kamera portunu da 7. İK'dan açıp eğer füstür komplet ise Cahattin Hoca'nın bahsettiği bahsettiği şekilde de önce sırasıyla ven, arter, bronş şeklinde sırayı takip ediyoruz. Hastanın patolojisi asinler tip adenokarsinom. Tümör çapı 1.3 cm. Yine lenf nodları negatif. Bu hastayı da evre 1A2 olarak değerlendiriyoruz. Bu olgumuz da 72 yaşında erkek hasta. Aslında bu olgumuz farklı organ metastazlarına uygulanan bu segmentektomiyi temsil etmekte. Prostat siyah nedeniyle bu hasta opere edilmiş. Hastanın takiplerinde de PSA değerlerinin artması üzerine yapılan taramada primer hastalık kontrol altında. Fakat sağ akciğer üst lob apikalinde yaklaşık 9 milimetrelik bir SPN'si saptanıyor. Sulmax'ı 1.62 olan. Hasta onkoloji merkezinden refer ediliyor metastaz şüphesiyle. Bu hasta yıllar önce sigara içme öyküsü mevcut. SFT'sinde de F1'i 1.83 litre, %59'da bir orta derecede obstrüksiyonu mevcut olan bir hastamız. Hastanın toraks BT'sinde de birinci kotun alt hizası tam bu bölgede. Paramedyasyen alanına denk gelen bölgede bu lezyonu görmekteyiz.
Aslında bu mevcut lezyonu da mevcut halde göz önünde bulundurularak bu hastaya da PET'inde başka bir yerde tutulum görülmeyince apikal bölgedeki nodüle segmentektomi kararı alıyoruz. Bu hastamıza da uniportal VATS tekniğiyle apikal segmentektomi uyguluyoruz. Burada dördüncü interpostal aralığı kullanıyoruz. Utility insizyonu için ön orta aksiller çizgiden açıyoruz. Anteriordan hilusu açarak hem anterior turnik üzerindeki apikal arter hem de süperopulmoner venin apikal segmentekniğinden ven dalları dönüp her ikisi de bağlanıp kesiliyor. Ardından apikal segment bronşunu dönüp kapattıktan sonra gene dediğim gibi üslubun diğer segmentlerinin havalanmasını mutlaka kontrol ediyoruz. Ardından intersegmenter fissür endoliner stapler yardımıyla tamamlanıyor. Ve ardından left obliseksiyonu yapıyoruz. Burada sağ tarafta arter ve ven sırası cerrah tercihine göre değişebilmekte. Bu vasküler yapılarda stapler kullanmakla beraber ipek sütürasyon ve hemorag kliplerde tercih edebilmekteyiz. Bu hastanın patolojisi de prostat kökenli adenokarsinom metastazı, tümör çapı 1 cm olarak ve lenf notları negatif olarak değerlendirildi. Son olgumuz, sabrınız için tekrar teşekkür ediyorum. Son olgumuzu da sunup bu oturumu, yani benim sunumu bitirmek istiyorum. Bu daha önce sağ akciğerde malignite nedeniyle opere edilmiş ve takiplerinde karşı tarafta lezyon saptanan bir hastamız. 64 yaşında bu hasta, erkek hastamız. Sağ üst lobektomi yapılmış, adenokarsinom tanısı alan hasta evre 1A3 olarak değerlendirilmiş. 2 sene sonraki kontrolünde sol akciğer üst lob lingular segmentte summax 3.2 olan 11 milimetrelik bir SPN saptandı. Diğer alanlarda da FDG tutulumu normal olarak izlendi bu hastanın. Hastanın beyin MR'ı normal ve SFT'sinde de hafif bir obstrüksiyon gözlendi. Hastanın bu toraks BT hastanın toraks BT görüntülerinde bu sol akciğer lingula'daki santral nodülü şu şekilde görmektesiniz. Medyasyon alandaki lenf nodları reaktif olarak gözlense de bu hastaya göğüs hastalıklarınca EBUS yapılıyor ve medyasyon lenf nodları örnekleniyor. Bu lenf nodları reaktif olarak yorumlanması üzerine biz göğüs hastalıklarıyla konsey kararıyla bu hastaya VATS ile lingulektomi kararı alıyoruz. Tekrar BT görüntüsünü şu şekilde gösterelim. Bu hastamıza da bu son dönemlerde popüler hale gelen bu cerrah destekli robotik cerrahi yöntemde kullanılan bu robotik kollarla tek insizyondan lingulektomiye ameliyatını yapıyoruz. Burada fissür durumuna göre cerrahi teknikler bir miktar değişebilmekte. Biz burada öncelikle superior pulmoner venin lingulaya dökülen kısmını diseke ediyoruz. Burada robotik kolların manevra açısı sayesinde fissür ön taraftan tamamlamadan önce lingula venini rahat bir şekilde dönüp bağlayıp kesiyoruz. Ardından lingula veni ile inferior pulmoner ven arasında fissürü diseke ettikten sonra şimdi gelecek segment arterini burada diseke ediyoruz ve segment arterini de vasküler stapler yardımıyla bağlıyoruz. Biraz hızlı geçeyim. Ardından segment bronşunu na geçiyor sıra. Segment bronşunu da döndükten sonra burada biz ince kullandığımız aspiratör yardımıyla segment bronşunu rahat bir şekilde linear stepper'la geçerek tekrar havalandırıyoruz. Intersegmenter alanı gördükten sonra intersegmenter fissürü tamamlıyoruz. Burada mutlaka bronş stepler'ını koyduktan sonra diğer üst lobun diğer segmentlerinin havalanmamasını mutlaka her vakada en azından kontrol etmeye çalışıyoruz. Ardından left disseksiyonu da yaparak
operasyonu bitiriyoruz. Burada eğer fistülü inkomplet ise segment veni daha rahat kesebilmek için inferopulmoner ven ile lingula veni arasından ve pulmoner arterinin üzerinden bir tünel açılarak stepler yerleştirilerek fistül ön taraftan tamamlanmaya çalışılabilir. Ardından ven kesildikten sonra segment bronşu kesilerek lingular arteri buradan da ulaşılabilir. Ve ardından da intersegmenter fissür stepler'larla tamamlanabilir. Bu hastanın da patolojisinde tümör çapı 1.6 cm. Solid patende invaziv adenokarsinom evre 1A2 olarak değerlendirildi. Benim VAT segmentektomiler ile alakalı anlatacaklarım bunlar idi. Beni de dinlediğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Süreyi biraz açtık ama hep güzel segmentektomilerde. Tüm konuşmacılara çok teşekkürler. Herkesin sabrını çok fazla test etmemek adına soruları da hızlıca gözden geçirelim istiyorum. Lingulektomide en önemli problem arkadaki arterlerin, özellikle lingula bronşunu geçerken değil mi? Arkadaki arterleri zedeleme olasılığı, özellikle apikal segment, o çok önemli. Volkan Erdoğan'ın, sevgili Volkan'ın sorusuyla başlamak istiyorum. Visceral plevra invazyonu nedeniyle sonrasında lobektomiye tamamlama konusunda tüm konuşmacıların yaklaşımını merak ediyorum. Ben özellikle Celalettin'in bu konudaki fikrini öğrenmek istiyorum. Diğer konuşmacılar da kısa olarak fikirlerini belirtirlerse sevinirim. Duyabiliyor musunuz? Evet, visceral plevra. Evet, çok güzel bir soru. Eğer segmentin ortasında kaldıysa tümör, yani tümör çapı kadar en azından cerrahi sağlam sınırımız var ise ben lobektomiye tamamlamazdım açıkçası. Takip ederdim hastayı. Çünkü lobektomi olan hastalarda da visceral plevra invazyonu var diye T2'ye, evre 2'ye yükseliyor ama o hastalar için de postoperatif adjuvan tedavi kararını verirken de onkologlar kendi aralarında epey tartışıyorlar. Hal böyleyken bizim rezeksiyonunu genişletmemiz, eğer tekrar söylüyorum cerrahi sınırımız yeterli ise ben takip etmeyi herhalde düşünürdüm. Lobektomiye tamamlamayı düşünmezdim. Evet. Selçuk, sen ne dersin? Onkoloji konseyimiz genelde visceral plevra tutulumu olan hastalarda tamamlayıcı lobektomiyi öneriyor. Şahsi fikrimde lobektominin daha uygun olacağı yönünde, eğer hastanın solunum fonksiyonları buna izin veriyorsa. Evet, Mustafa. Böyle bir şey var mı? Literatür ya da referans ya da herhangi bir yerde bir rehber bilgisi var mı? Ben bilmiyorum. Bununla ilgili. Ben hocam, şöyle diyebilirim. Ben de öneririm. Çünkü T2'nin hani şimdi burada standart olan lobektomi. Bu yeni çalışma, yani CLGB ile yalnızca JCOG 0802 çalışması bize 2 santimetreye kadar olan lezyonlarda segmentektomi yapma deyim yerindeyse hakkı veriyor. 2 santim ve 2 ile 3 arasındaki lezyonlarda dahi ben lobektomiyi tercih ederim. Visceral plevra invazyonu olunca da T2 oluyor. Zaten standartta da lobektomi diye düşünüyorum. Yani tersini yapmaya bir çalışma olmadığında lobektomi altın standardını takip etmeyi ben öneririm açıkçası. Akif hocam, size katılıyorum. Rutin malin, bunu Celalettin Hoca çok güzel açıkladı. Rutin malin hastalarda intersegmental left nodu frozen'ı yapıyor musunuz? Celalettin Hoca'ya sormuyorum çünkü o çok güzel zaten tarif etti, gösterdi. Diğer konuşmacılara sormak istiyorum. Sizler yapıyor musunuz? Siz de gösterdiniz gerçi ama özellikle rutin tercih ediyor musunuz? Kim? Ben cevap verebilir miyim hocam? Tabii. Bu aslında lenf notları özellikle lober ve segmenter 12-13 numaranın frozen'la çalışılması önerilmekte. Ama bizim rutin uygulamamızda biz lenf notlarını örnekleyip frozen'a göndermiyoruz. Disek ediyoruz sadece. Hı hı. Bizim rutin uygulamamızda da yani Celalettin Hocam gibi zaten hani sadece segmentektomi için değil, lobektomide de yani lob spesifik lenf nodlarını mutlaka frozen
çalıştıktan sonra lobektomiyi ya da segmentektomiyi tamamlıyoruz. Evet. Ben 11'e gönderiyorum. 10 pozitif olduğunda hani lobektomiye dönmesi gibi bir şey şu ana kadar bildirilmediğinden ben 11'e yalnızca, ama tabii çok seçilmiş 11'leri gönderiyorum. Çünkü bizde frozen ne yazık ki çok uzun sürüyor. O yüzden her zaman yapamıyoruz ama göndermek gerek. Bence 10 numarayı da, özellikle Hilus'takini de. Buğra Hoca'nın bir sorusu var. Sayın Selçuk Hocama, CLGB 14503 çalışmasında subglobal rezeksiyonlar ile lobektomi arasında sağ kalım ve hastalıksız sağ kalım DFS arasında fark saptanmadı. Bu çalışma JCOG-0802 çalışma sonundan daha farklı olarak çıktı. O zaman ilerleyen dönemde wedge rezeksiyon sayısı artacak mı? Anatomik rezeksiyon yerine non-anatomik rezeksiyonlar tercih edilmeli mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, CLGB'de wedge rezeksiyon da var ne yazık ki. Ben tam tersi diye düşünüyordum. Çünkü Japonlar wedge yapıyor, özellikle GGO'lara. Ama CLGB'de wedge rezeksiyon çıktı. Evet, bu konuda ne dersin Selçuk? Hocam, benim genel değerlendirmemde en dikkat çekici nokta hastalık genel sağ kalıma baktığımızda JCOG çalışmasında genel sağ kalım segmentektomi ve lobektomi için de %90'ın üzerinde. Ancak Amerikan çalışmasında ne yazık ki genel sağ kalım %80'lerde kalmış durumda. Yani dolayısıyla ben yine de wedge rezeksiyonun bu konuda tercih edilmemesi gereken bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Eğer malign tanısı varsa ve invaziv adenokarsinomsa. Çok teşekkürler. Sevgili Onur'un bir sorusu var yine sana. Ben de Selçuk Hocama sormak istiyorum. Segmentektomi stapler yerleştirmediği zamanlarda mı clips kullanıyor? Clips bu arada çoğuludur. Clipo. Hep clips kullanılıyor biliyorum deniyor ama o clip. O yüzden clip o zaman mı kullanıyorsun? Stapler gerçekten bazen bazı açılarda zor oluyor. Özellikle kıvrık uç kullanınca daha kolay ama acaba o öyle mi, yoksa başka nedenle mi tercih edersin, ediyorsun? Yani şöyle, daha çok hani damar çapına göre karar vermeye çalışıyorum. Çok fazla uniport yapıyoruz. Yani çok fazla diseksiyon yaptığından dolayı, özellikle HILAR 360 derece diseksiyonu mutlaka yapıyorum. Lymph node diseksiyonunu da kolaylaştırabilmek adına. Dolayısıyla benim için hani stepler yerleştirme konusunda çok bir problem olmuyor. Ama damar çapı uygunsa hem olakla en azından birazcık yani cost efektif bir yaklaşım sergilemeye çalışıyorum. Öyle diyeyim. Evet. Yine bir soru var ama o bir önce visceral pleura ile ilgili soruydu. Aynıydı. Celalettin Hocama soruyorum diyor yine Volkan. Segmentektomide genel kabul gören santimetre sınırı 2. Ancak sunumda 2-3 santimetre arasında lezyonlar da vardı. Örneğin son sunulan olgu. Lobektomi daha iyi bir tercih olur muydu? Ben de aslında aynı şeyi soracaktım. Celalettin, ayıp olmasın diye sormadım. Volkan sormuş. O hastayı hatırlarsanız söylemiştim. Apikal segmentte olan 2.5 santimetre çapı olduğunu bildiğimiz bir hastaydı ameliyat öncesinde. Ve tam apikal segmentteydi. Ve solunum rezervleri sınırlıydı, hatırlayın. Ve onun bir lingula koruyucu lobektomi olduğunu, Kuhlmann rezeksiyonu olduğunu hatırlarsınız söylemiştim. Elbette özellikle 2 santimetrenin üzerindeki lezyonlarda primer tercihin lobektomi olduğu tartışmasız. Ama segment sınırına çok uzakta olan, ta apikal neredeyse innete de yakın olan bir tümör, lingulaya oldukça uzak, solunum sınır rezervleri zaten sınırda. Bu hastaya sadece böyle bir segmentektomide kalmak da çok da kötü bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Zaten lenklatların da tamamı negatif hatırlarsınız. Teşekkür ederim. Celalettin, hazır sen mikrofonu almışken sana yine sormak istiyorum. Bundan sonraki soruyu. Kendi pratiğinizde yaptığınız lobektomi ile karşılaştırdığınızda operasyon süreleri arasında fark var mı? Herhalde segmentektomi ile arasında diye soruyor. Evet. Bu segmentektomiden segmentektomiye değişiyor. Yani 6. segmenti, 1. segmenti ya da solda 1., 2., 3. segmenti yaparken gerçekten de eğer yapışık değilse standartta çok daha hızlı oluyor. Ama yapışık bir hastada lobektomi çok daha uzun sürüyor segmentektomiye göre. Ama segment planı eğer girip gerçekten de lenk notlarını da hakkıyla disek edecekseniz, o planları tek tek ayırmak düşünüldüğünde, İki tane aynı yapışıklıkta, aynı standarttaki özellikleri olan hastayı karşılaştırdığınızda segmentektomi daha uzun.
Ama böyle ama bir çalışmamız yapılmadı. Yani mesela 6. segmentten bahsetmiyorum, tekrar söylüyorum. Bunun karşılaşmak çok zor. Ben son 4 yılda 32 tane segmentektomi yapmışım. Ve 32 tane segmentektomi içerisinden her birini 18 tane segmentini bölüp onların içerisinde bulunduğu lobektomi ile karşılaştıracak zaten yeterli sayıda hastamız da yok. Bizim toplam 4 yılda 150'den birazcık fazla akciğer rezeksiyonu yapmışız. 32 tane segmentektomi. Yani zaman olarak karşılaştırma fırsatımız, yani böyle bir imkanımız da yok ama düşüncemi ancak söyleyebilirim. İlk başlarda birazcık daha uzun sürüyordu ama şu anda herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Selçuk, sen ne dersin süre açısından? Hocam kesinlikle gösterdiğim görseller içerisinde o yapışık çıkan hasta dışındaki yani segmentektomi yaptığımız vakalar yani hani çok lobektomiden farklı değildi. Ancak öğrenme eğrisi ilerledikçe minimal invaziv yaklaşımda kesinlikle yani segmentektominin de lobektominin de daha kısa sürdüğünü söyleyebiliriz. Yani herhalde benzer niteliktedir. Celalettin hocama bu konuda katılıyorum. Ben şahsen çok uzun bir süre bronşektaziden hani tek port yaklaşımında bronşektaziden biraz geri durmuştum. Belirli bir tecrübeye kavuştuktan sonra bronşektazi cerrahisi yapayım istedim. Ve hani yaptığım ilk bronşektazi vakasında da alt lobektomi artı lingulektomi şeklinde yapmıştım. Çok daha konforlu olmuştu. Yani hani belirli bir seviyeye geldikten sonra yapmak özellikle bronşektazi gibi kronik inflamasyon olduğu vakalarda çok daha konforlu oluyor. Daha rahat hissediyor insan yaparken. Dolayısıyla segmentektomi süresi de lobektomi süresi veya daha kısası olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Sen ne dersin Mustafa Vedat? Daha mı uzun, daha mı kısa? Şöyle hocam, biz çoğunlukla üst segmentektomilere daha alışız. Pratiğimizde daha alıştı. Bunlar gerçekten de hani normal rutin lobektomilere göre daha hızlı, daha çabuk bittiğini pratiğimiz arttıkça bunu görüyoruz. Tabi bazal segmentektomilerin izole tek tek olanları onlar biraz onlarda yani klinik pratiğimiz daha az. Bu sebeple süreleri normal lobektomilere göre biraz daha uzun olabiliyor. Evet. Kompleks segmentektomiler de senin bir 6-9-10 vardı galiba, o zor. Biz geçenlerde bir 7-8 yaptık. O da bence sağ alt lobektomiden daha uzun sürdü. 7-8'i görmek de çok zor. Anteromedyobezel sağ tarafta. Postoperatif tanısız GG olgularınıza, şimdi zaman nedeniyle ben biraz seçerek sormak istiyorum. Tanısız GG olgularınıza segmentektomi sonrası benign lezyon oranınız nasıl? Bu konuda bir istatistiği olan var mı hocalarımızdan anlatan? İstatistikim yok ama hatırladığım yaklaşık 3-4 taneden fazla değil bizim olguların içerisinde. Bir tane, onu söylemem lazım. Son 4 yılda bir tane Frozen'da yüksek olasılıkla malignite deyip de postopunda benign lezyon gelen bir tane de lobektomimiz var. Onun dışında atipik adenomatöz hiperplazi ve kronik enflamasyon gelen 2 ya da 3 tane de segmentektomimiz var. Onun dışında bir hasta hatırlamıyorum ama ayrıntısını isterseniz bir dahaki toplantıda bakar söyleriz. Evet, çok konuşmadığımız ve çok şey var ama bu konular çok gerçekten ileride de tartışılabilecek konular. Son iki soruya girerken sabrınızın sınırını zorlamadan, bazı arkadaşlarımızın sınırı zorlandı ama hala bizimle olan birçok hocamız, arkadaşımız var. Murat Hoca'nın bir sorusu, çok önemli bir soru. Ben de zaman şey olsaydı bahsedecektim. Postoperatif patolojik incelemede stas saptanan olgularda tamamlayıcı lobektomi uygulanmalı mı sizce? Kim yanıt vermek ister? Buyurun. İstersen ben başlayayım. Stas olayı biraz enteresan, biliyorsunuz. Onu %100 stas olduğunu patologlar da söyleyemiyor. Çünkü o bir kesme sırasında bile patoloğun piyesi keserken ya da cerrahın o diseksiyonu yaparken ki manipülasyonları sırasında bile stas olabileceğini, yanlışlıkla stas söylenebileceğini biliyoruz. O yüzden de yani sadece stas var diye lobektomiye geçmek, bilmiyorum, benim böyle bir deneyimim yok. Böyle bir önerisi olan yayını da ben okumadım. Dolayısıyla diğer açılardan, lenf nod açısından, cerrahi sınır açısından, T büyüklüğü açısından eğer komplet olduğunu düşünüyor isek, sadece stası var diye
bir hastayı lobektomiyle tamamlamanın ben çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Evet. Sloan Kettering'den bir çalışma var. Stas olan, pozitif olan hastalarla olmayanlara bakılmış. Segmentektomi evet. yapılan hastalar, stas olanlar daha kötü. Bizde stasa demiyorlar ama. Bizde inanan bir patologla çalışıyoruz. İnanmayan yine YSLC'nin içinde onun bir artefakt olduğunu söyleyen, belirttiğin gibi patolog da var. Bu konu ileride daha bir tartışılacak. Yedikule'de Mustafa Övedat hiç şey oldu mu? Stas pozitif diye tamamlayıcı lobektomi kararı alındı mı? Alınan hasta ben hatırlamıyorum hocam. Ben özellikle patolojilerini koydum ama bu konu halen dediğiniz gibi tartışmalı. O stas pozitif olup da daha kötü soruyu olan çalışmaya ben de bakmıştım. Özellikle o yüzden hem lenfovasküler invazyonları koydum oraya patoloji olarak hem stasları ama ileride herhalde daha net çalışmalarla hani belki net bir şeyler söylenir ama şu anda bizim hani stas pozitif gelip de tamamladığımız hastamız yok ama benim onkolojiye gönderdiğim bu şekilde görüş aldığım hastalar oldu. Herhangi bir adjuvant tedavi vesaire de önermediler bu hastalara. Evet. Tabii tamamlayıcı lobektomi de biraz sıkıntılı ve hani yapışık ve kanamaya eğilimli bir şey. O yüzden gerçekten bunu ortaya koymak ve hani çok net bir şekilde ifade etmek lazım. Son soruya geldim. Segmentektomi sırasında lenf notlarını Frozen'a gönderen hocalarımıza soruyorum. Lenf notları yüzünden eksplorasyonda bıraktığınız ya da lobektomi yaptığınız hastalar yaklaşık yüzde kaçtır? Yine Celalettin hocam ben senden başlamak istiyorum. Şöyle bu bir alışkanlık meselesi. Biz Yedikule'den beridir daha toraksa girdiğimiz andan itibaren önce lenf notlarını hem makroskopik hem de loba spesifik en azından göndermeye alıştığımız için belki de böyle de yapmaya devam ediyoruz. Ama mutlaka intersegmenter plandaki 12 numaralı ve 11 numaralı lenf bezinin negatif olduğunu bilmiyor ise o zaman o hastaya segmentektomi yapmamamız lazım. Çünkü inkomplet rezeksiyon oluyor. Çünkü o 12 numaranın hemen listelerindeki 10 numara negatif ise lobektomi yapsan belki de orada lenfatik yatakta tümör kalmayacaktı. Ama sen ona segmentektomi yaptığın için lenfatik yatakta tümör var. Selçuk çok güzel gösterdi. Venlerin ve lenf drenajının nasıl olduğunu bronşa doğru. Dolayısıyla da o biz komple rezeksiyondan bahsetmek istiyorsak o lenf nodunda negatif olması lazım. Yüzde kaç lobektomiye kaçtık? Böyle bir yüzde hatırlamıyorum. Tekrar söylüyorum yani bu soruları eğer bir dahaki toplantıya kadar yüzde şu kadarını söyleyebiliriz. Elbette bakıp söylemek mümkün. Ama şimdi aklıma gelen yüzde şu kadar hastadır diyemiyorum. Tekrar söylüyorum. Son 4 yılda 32 tane segmentektomi yaptık. Yapmadığımız lobektomiye döndüğümüz kaç tane vardır? Yani 2-3 tane kesin ben şimdi aklımdan hatırladığım hasta var. 11-12 pozitif olduğu için lobektomiye geçtiğimiz. Ama bundan dolayı da sadece segmentektomiden dolayı değil. Yani bu bir tümör cerrahi prensibi olarak da mesela eksplorasyonda kaldığımız hasta var mı? Bir sürü var. Yani eğer bir hastada 2 numarası ve 9 numarası pozitifse, multiple N2'si varsa, kapsül invazyonlu N2'si varsa o hastaya lobektomi yapsan da, segmentektomi yapsan da bir yararı olmayacak. O hastaya işte eksplorasyonda kalmak lazım. Yani orada rezeksiyon biçiminin bence bir şey yok, farkı yok. Orada artık hastaya o rezeksiyonla katacağın bir şey yok. Segmentektomi de olsa, lobektomi de olsa, pneumonektomi de olsa. Hasta burada şöyle bir şey. Başarılı olur ama sağ kalamanız kötü olur. Hasta ölür. Öldüğünde tümörü yoktu dersiniz ama metastazından ölür. Yani dolayısıyla evet. N2 için katılıyorum. N1 için hani segmentektominin yine de yararlı olabileceğini düşünüyorum. Biz çok tartışmadık. Biraz Mustafa Vedat gösterdi. Segmentektomi yaptığımız hastalar var. Yani solunum sıkıntısı olan işte bizim de %40'lar civarında F1'i olan hastalarda var. Onlarda hani zaten lobektomiye gidemiyoruz. O yüzden ben onda zaten Frozen'a göndermiyorum. İçim gidiyor yani gerçekten pozitifse lobektomi yapmak lazımdır diye. Ama hani bir de öyle de hastalar var. Selçuk sen ne dersin segmentektomi sonrasında? Hocam ya ben hani genel anlamda uygulamamız şu şekilde oluyor bizim burada. Mutlaka lenf nodunu gönderiyoruz. Pozitifse yani kalabileceği en minimal rezeksiyonda bırakıyoruz. Çünkü yaklaşımımız zaten minimal invaziv yaklaşım olduğu için paylaştığımız çalışmalarda da o iki çalışmada da pulmoner fonksiyon kaybını daha az görüyoruz.
segmentektomi veya wedge yaptığımız hastalarda. Bu hastalar postoperatif dönemde, kemoterapi alacağı dönemde ciddi anlamda pulmoner fonksiyona ihtiyaç duyuyorlar. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Zaten yaptığımız işlem minimal invaziv bir işlem. Dolayısıyla orada wedge'de ya da segmentektomide bırakıp hani 3-4 ay kadar bir kemoterapi sürecinden sonra o aralıkta bu zaten kanser yayılacaksa yayılacak. Yayılmayacaksa da genel değerlendirmesi yapılıp tamamlayıcı bir cerrahi gerekiyor mu gerekmiyor mu, o zaman hani bir multidisipliner bir değerlendirmeyle düşünülebilir diye düşünüyorum. Evet, Mustafa Vedat, en son sana vereyim sözü. Söylemiştim hocam ama biz genel hani düşüncemiz, daha doğrusu bizim kliniğinde yaklaşım, biz her yani leftodil sekettiğimiz hastaları furozuna göndermiyoruz. Hani böyle bir yaklaşımımız işin doğrusu da yok. Hepsi hani çoğunlukla periferik hani tümörler. Hani yaptığımız vakalarda da bakıyorum yani hani M1 oranları da yani çok çok düşük. Gösterdiğim hastalarda hiç yoktu mesela. Hani çok o noktada çok her hastayı biz furozuna göndermiyoruz işin doğrusu. Çok teşekkürler. Sorular böyleydi. Eminim daha fazla soru vardır ve daha fazla konuşulacak konu vardır. Özellikle İki konuyu çok derin konuşmadığımızın farkındayım. Birincisi benin hastalıklarda segmentektomi, o da ayrı bir konu. Bir de solunum fonksiyonu kısıtlı olan hastalarda, özellikle DLCO'su düşük hastalarda. Ben bütün konuşmacılara teşekkür etmek istiyorum. Yalnız son sözü biraz ondan da fazla söz çaldığım için Cenk'e bırakmak istiyorum, eş başkanım. Herkese iyi geceler. Neredeyse yarın bitirecektik konuşmayı. Bu zamana kadar da devam eden, kalan, bıkmadan seyreden, dinleyen konuşmacılara ve tabii ki dinleyicilere çok teşekkür ederiz. Cenk, son sözü sana bırakıyorum. İyi akşamlar herkese. Yani bence çok ciddi katılımcıyla yapılan bir toplantı oldu hocam. Gerçekten hani yüzü zorladık. Bana birkaç yerde mesaj geldi, giremiyoruz edemiyoruz diye. Demek ki insanların ilgisini çeken bir konu ve bilinmeyen bir konu. Gittikçe daha da merak edilen bir konu olacak. Daha da farklı tanımlamaların yapıldığı bir konu olacak. Ama hala tanımlama eksiği var gibi geliyor bana şeyde. Kimlere yapalım segmentektomi, kime yapmayalım? Ve hala da ileride insanların hani segmentektomi, yani ilk başta pnömonektomiydi, lobektomi oldu. Şimdi segmentektomi konuşuyoruz. Ama acaba gerçekten ileride sadece wedge artı onkolojik tedaviyle bu işi halledebilir miyiz? Zorlayacağız belki de. Herkese teşekkür ederim sunumlar için. Orada son dedim ama ben son gibi konuşmuş oluyorum, kusura bakmayın. Bu toplantının kaydını, yani giremeyen, salona giremeyen arkadaşlar için ya da geç girenler için minimal invaziv çalışma grubunun YouTube kanalına yükleyeceğiz, değil mi Cenk? Bir iki gün içinde, belki yarın hatta kanaldan izlemeyen arkadaşlar ya da bir daha izlemek isteyen arkadaşlar izleyebilirler. Bir de bir dahaki aya yine güzel bir toplantı planlıyoruz. Onun da paylaşımlarını yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkes yararlanmıştır. Soru soranlara da çok teşekkür ederiz. Bütün konuşmacı arkadaşlarıma, başkanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, güzel günler dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar dileriz. Katılımınız için de çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.